Evet, bugün bir kez daha Cumhuriyet kitabı tanıtacağız değerli izleyenler. Malum yarın günlerden Perşembe ve Cumhuriyet gazetesi ile birlikte verilen gerçekten çok değerli, çok güzel bir ek Cumhuriyet kitap eki ve her Perşembe okurlarıyla buluşuyor. Tabii biz bir gün öncesinden çok değerli bir isimle Cumhuriyet kitabın genel yayın yönetmeni Sayın Turgay Fişekçi ile yine bu sayıyı konuşacağız, edebiyatı konuşacağız ve yine dop dolu bir ek 1543. sayı Turgay Bey. Evet, dilerseniz kapak fotoğrafıyla başlayalım. Gazetemizin yazarı Emre Kongar bu hafta kapak fotoğrafımızda yer alıyor, kapağında yer alıyor Cumhuriyet kitabın. Ve aslında yeni bir kitap müjdesi de var. Emre Kongar bu anlamda çok üretken bir isim, çok sık kitap yazıyor. Zaten köşe yazılarını her gün milyonlarca insan Cumhuriyet aracılığıyla okuyor. Sanırım İstanbul üzerine bir kitap geliyor ve siz de bir söyleşi yaptınız. Dilerseniz detaylarını sizden dinleyelim. Evet, Emre Kongar bugün ülkemizin önde gelen aydınlarından biri. Cumhuriyet Gazetesi'nin ikinci sayfasının sürekli yazarı. Emre Kongar'ı tabii daha 70'li yılların sonlarında yayımladığı, Türkiye'nin toplumsal değişimi üzerine yayımladığı böyle dev boyutlu kitaplarıyla tanıdı ülkemiz. Sonra hoca olarak da başka alanlarda da bütün toplumun tanıdığı bir aydın oldu. Özellikle Siyaset Meydanı programı vardı eskiden Ali Kırca'nın sunduğu. Bu Siyaset Meydanı programında güncel politik tartışmalar olurdu. İşte herkes bir şey söyler falan, fakat sonunda söz Emre Kongar'a geldiğinde Emre Kongar Hoca çağın ve bilimin doğrularıyla, değerleriyle her şeyi o kadar yerli yerine koyardı ki o programlarda insanları belki de en çok aydınlatan konuşmacı Emre Kongar olurdu. Onun bu özelliği aslında hiç değişmedi. Gazete yazılarında da, kitaplarında da temel amacının hep çağdaş değerler ışığında insanları aydınlatmak, demokrasi değerlerini, insancıl değerleri sunmak, onları tanıtmak, insanları bu çağdaş değerlere çağırmak olarak görebiliriz. Tabii Emre Kongar toplum bilimin dışında başka alanlarda da ürünler verdi yıllar boyu. Hatta bir romanı da yayımlandı. Şimdi bu yeni kitabı İstanbul üzerine. İstanbul biliyorsunuz son seçimler nedeniyle de çok tartışılan bir kent. Bir kere İşte 2500 yıllık bir dünya başkenti her şeyden önce. Dünyanın ayakta kalan en eski anıt eserlerinden biri olan Ayasofya'yı üzerinde taşıyan bir şehir. Onun yanında işte türlü iki tane bin yıllık imparatorluk görmüş. Yani bir Bizans, işte Osmanlı'da bin yıl olmasa da 630 yıl, neredeyse 1000 yıla yakın iki büyük imparatorluğuyla başkentlik etmiş bir şehir ve inanılmaz bir miras taşıyor. Fakat günümüzün işte ana malcı düzeni, rant düzeni, bütün bunlar sanki hiç yokmuşçasına İstanbul'u yerle bir etmek, işte gökdelenler çıkmak, havasıyla, iklimiyle, suyuyla, ormanlarıyla, her şeyiyle oynayıp yani talan etmek İstanbul'da ve bunu bir rant kapısı olarak gören bir de anlayış var. Şimdi Emre Kongar'ın çocukluğu, mutlu çocukluğu diyelim, İstanbul'un eski dönemlerinde, henüz yağmalanmamış dönemlerinde geçmiş. Kitap oradan başlıyor. Yani çocukluğu derken işte 40'lı ve 50'li yılların başlarını kastediyoruz. Bu yıllardaki İstanbul'u anlatarak başlıyor. Hem İstanbul'un o günkü hayatını, insanlarını, doğasını betimliyor. Hem yaşamı de da var, değil mi? Yaşamı da var. Tabii insan ilişkileri var, bunlar var. Bunları betimliyor. Sonra da bütün bunları günümüze bağlıyor. Yani İstanbul neydi ve ne oldu?
Bunu anlatırken de ama sadece kendi gördüğü İstanbul'u da değil, İstanbul'un 2000 yıllık efsanelerini, söylencelerini, masallarını diyelim, bütün bunları da kitabına katıyor. Dolayısıyla, İstanbul için yani hem kişisel hem de İstanbul'un bütün tarihine, geçmişine uzanan son derece kapsamlı ve önemli bir kitap. Tabii bugününe bakarken de yine o aydınlanmacı diyelim, demokrat tavrıyla bugünü içinde görüşler öne süren, çözümler öne süren bir kitap. O yüzden önemli bir kitap. Yani sadece bir anı kitabı gibi görmemek lazım. Yani bir inceleme kitabı olarak da görmek lazım. Bugünün İstanbul'unu tanımak için, İstanbul'un nereden nereye geldiğini bilmek için şehre dair çok önemli bir kitap bence. Evet, bütün izleyicilerimize tabii kitap henüz çıkmadı. Yakın zamanda çıkmış olabilir. Belki bu hafta çıkmış olabilir. Evet. Yani bugün yarındır çıkmadıysa. Eli da kulağında diyelim, evet. O zaman bütün izleyicilerimize tavsiye edelim. Emre Kongar'ın bu yeni kitabını, İstanbul üzerine. Aslında geçen hafta da konuştuk. Tabii bizi Marcel Proust hayranları mutlaka izliyorlardır. Evet. Geçen hafta müjdeyi siz vermiştiniz. Marcel, evet, Proust'un yeni öyküleri çıkacak. Yayınlanacak diye. Ama yeni bir gelişme de var aslında. Rastlantı oldu. Bu hafta da Oğuz Demirel, gazetemizin, dergimizin sürekli yazarı, üçüncü sayfasının Proust üzerine bir kitabı konu edinmiş yazısında. Bu Mehmet Rifat'ın, evet, Ruhların İletişimi, Proust ve Müzik kitabı. Evet. Bu kitap çevresinde tabii yeni düşünceler geliştiriyor Oğuz Demirel. Ve benim bu yazıda belki de en çok ilgimi çeken şey, Proust biliyorsunuz çok uzun cümleleriyle ünlü bir yazar. Aslında o uzun cümlelerin nedenli bir içinde müzik taşıdığını vurgulaması çok ilgimi çekti. Hatta bizim günümüz edebiyatçılarına, günümüz yazarlarına da bir gönderme var. İşte günümüz yazarlarının ne yazık ki müziği eserlerine bu Proust denli katamadıkları için onların uzun cümlelerinin pek de güzel olmadığını, müzik barındırmadığı için takır tukur sesler verdiğini de söylüyor. Evet, izleyicilerimize bu kitabı da tavsiye ediyoruz. Evet. Eğer Marcel Proust'u seviyorlarsa ve onunla ilgili yeni bilgiler de elde etmek istiyorlarsa gerçekten güzel bir kaynak. Bir de aslında Turgay Bey, içinde yaşadığımız coğrafyada hep göç olgusunu konuşuyoruz, savaşı konuşuyoruz. Özellikle güneyimizde, Suriye'de veya Orta Doğu bölgesinde veya dünyanın başka bölgelerinde de yaşanıyor ama biz direkt olarak hissediyoruz savaş olayını. Özellikle savaştan en çok etkilenen kesim elbette ki o bölgedeki insanlar veya etrafındaki, çeperindeki insanlar etkileniyor ama sanırım çocuklar bir kat, iki kat, belki üç kat daha fazla bu savaşın acımasız yıkımından etkileniyorlar. İki kitap var bu hafta çocukların biraz da psikolojik etkisini, savaşın doğası, savaştan nasıl etkileniyorlar, neler yaşıyorlar, çocukları nasıl etkiliyor? İki kitap, Kurdun Ağzında ve Manyayı Beklerken. Bu kitaplarla ilgili yine Cumhuriyet Kitap'ta güzel bir sayfa hazırlanmış. İçeriği nedir? Biraz da sizden, evet, dinleyelim. Şimdi Morpurgo, İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş bir yazar. Ve İkinci Dünya Savaşı üzerine kitapları olan bir yazar. Fakat bu iki kitabının önemi, Kurdun Ağzında ve Anya'yı Beklerken, bu kitaplarda çocukları anlatıyor. Savaşın çocuklar üzerindeki etkilerini ve savaş ve doğa üzerine düşündürüyor okurlarını. Yani savaş ile av, askerle avcı arasında işte benzerlik var mı? Çok önemli her iki kitapta ve
pek benzerini de göremediğimiz kitaplar bunlar. O yüzden çocukların da, yani 12 yaş üstü çocuk derken tabii 12 yaş üstü çocukların okuyabileceği kitaplar bunlar. Fakat çocukların savaş olgusuyla, onun yıkımıyla tanışabilmeleri için önemli kitaplar olduğunu düşünüyorum. Evet, bunların. Maalesef keşke hiç dünyada savaşlar olmasa, bu tür kitaplar hiç yazılmasa, evet. Hiç konuşmasak ama dediğimiz gibi hayatın bir gerçeği. Dünyadan bölümüne baktığımda çok ilginç bir araştırma var. Evet. Özellikle Türkiye'den, evet Türkiye aslında beyin göçü veren bir ülke. Avrupa olsun, Amerika olsun birçok vatandaşımız, yurttaşımız gidiyor. Ve Amerika'ya giden insanlarla, Türklerle ilgili bir araştırma yer alıyor yine bu sayımızda. Evet. Ve oradaki Amerika'da yaşayan Türklerin sosyal yapıları biraz ele alınıyor galiba. Aha. Göç olgusu, evet, memnuniyet, evet. Türkiye'ye tekrar dönmek istiyorlar mı? Veya neden Amerika Birleşik Devletleri'nde gibi sorular, ne yapıyorsunuz burada veya ne zaman döneceksiniz, hangi işlerle uğraşıyorlar? Geniş kapsamlı bir araştırma. Dilerseniz biraz da bu araştırmadan bahsedeyim. Türkler üzerine olduğu için tabii evet, direkt ilgimizi evet. çekiyor. Aha. Bu bir bilimsel bir kitap. Bilim insanlarının araştırmalarına dayanıyor bu kitap. Ve son dönemlere değil de son 100 yılda Anadolu coğrafyasından Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş insanları, onların akıbetlerini daha doğrusu, gittiler ama orada ne oldu? Ve bu göç olayını üçe ayırıyor. Bir işte daha Cumhuriyet öncesi, 20. yüzyılın başında Anadolu coğrafyasından Amerika'ya göç edenler. Daha sonra 50'li yıllarda bir göç oluyor. 50'li yıllarda daha çok işte okumak için gidenler oluyor. Ya da bir takım iş insanları gidiyor. En büyük göç de tabii son herhalde 20 yıldır gerçekleşen göç. Büyük oranda öğrenciler gidiyor. Çalışmak için gidenler oluyor. İşte yeşil kartla gidenler oluyor. Bütün bu göç eden insanların sonraki hayatları incelenmiş bu araştırmada ve çok ilginç sonuçlar var. Sonuçların belki de en önemlisi, tabii insanlar bir yerden bir yere göç ederken mutlu olmak için göç ediyorlar. Böyle bir amaçları oluyor, daha iyi bir hayat kurabilmek için. Göç edenlerin büyük çoğunluğunun ne yazık ki bu amaca ulaşamadıklarını, yani gittikleri yerde Amerika Birleşik Devletleri'nde evet böyle çoğunun içe kapanık, izole, toplumdan kopuk bir hayat yaşadıklarını, ancak çok azının işte Amerikan toplumuyla entegre olabildiğini ve orada büyük başarılara imza attıklarını görebiliyoruz. İşte bunlardan ikisini kitapta da değinilmiş. Zaten herkes tanıyor. Bir tanesi Nobel'li bilim adamımız Aziz Sancar. Öteki de artık televizyon şovlarıyla bir sağlık simgesi Mehmet haline Öz. Gelen Mehmet Öz. Bunun dışındaki insanların gölgede kaldıkları, topluma karışamadıkları ve orada da mutsuz bir hayat sürdükleri sonucu çıkıyor bu çalışmadan. Rahmetli Ahmet Ertegün mesela. Tabii onlar da aslında bu şeye giriyor. Yani bu mutsuz kesime mi? Başarılı kesime mi? Başarılı kesime. Başarılı kesime onlar da, giriyorlar. Onlar da çok güzel işler yapıyor çünkü Amerika'da. Tabii. Dileriz ki tabii ki bütün oraya giden yurttaşlarımız daha çok başarılı olsunlar. Biz buradan özellikle Aziz Sancar gibi isimler başarılı oldukça evet. göğsümüz kabarıyor. Tuga Bey, son olarak yakın zamanda kitabı çıkacak olan beklediğimiz yazarlar var mıdır? Çünkü izleyicilerimiz merak ediyorlar. Tabii şimdi biliyorsunuz yayın sektörünün en canlı olduğu dönem bu yıl işte 2-10 Kasım arasında olacak TÜYAP Kitap Fuarı. Yayın evleri bütün programlarını TÜYAP Fuarı'na göre düzenliyorlar. Dolayısıyla fuar öncesi inanılmaz bir yayın yoğunluğu oluyor. O da Eylül-Ekim aylarına denk geliyor. Şimdi başladı yayın evlerinden peş peşe işte yeni kitaplar gelmeye. Biz de bunları
günü haftası haftasına diyelim yayınladıkları haftalarda değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu önümüzdeki iki ay yayın dünyası açısından ve kitap dünyası açısından çok yoğun geçecek. Önümüzde pek çok kitaplar olacak. İnşallah söz edeceğiz hepsinden. Peki. Turgay Fişekçi, Cumhuriyet Kitabın Genel Yayın Yönetmeni. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Bugün günlerden Çarşamba, 11 Eylül 2019 Çarşamba. Yarın 12 Eylül ve Cumhuriyet Kitap Günü. Tabii her Perşembe olduğu gibi yaklaşık 30 yıldır yayınlanan bir dergi Cumhuriyet Kitap ve ücretsiz olarak veriliyor izleyicilerimize, dinleyicilerimize ve okuyucularımıza. O yüzden bu kitabı ve bu dergiyi tavsiye ediyoruz. Kapak fotoğrafı Cumhuriyet izleyicilerinin, Cumhuriyet okurlarının yakından tanıdığı bir isim Emre Kongar. Yeni kitabının müjdesi var. O yüzden kapakta yer alıyor. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.